Türkiye'de 100 kadından kaçı meme kanseri? Çok iyi bir soru. Çünkü çok yaygın görülüyor. Her 8 kadından biri. Hocam meme kanseri neden olur? Yani memenin işlevini kullandırmıyor muyuz diye olur. Yok, o da güzel bir soru aslında. Ona da geleceğim ama öncelikle kadın olmak bir risk faktörü. Menopoza girmiş bir kadın riski arttırıyor mu? Artar. 50 yaş üstünde risk daha fazladır. Çünkü... ...20 yaşından itibaren her kadın bir kere doktor muayenesine gitmeli. Tamam. Ondan sonra senelik ya da 2 senede bir muayeneye devam etmeli. Kendi kendine muayene etmeyi öğrenmeli. Kadınlardaki en fazla kanser tipi meme kanseri. Meme kanseri. Kadında. Peki. Hocam bir şey daha soracağım. Erkeklerde meme kanseri oluyor mu? Olur ama çok çok nadir. Ama erkeklerde olduğu zaman çok daha saldırgan seyrediyor. Yani çok hızlı yayılabiliyor. 5 ya da 6 tane erkek hasta mı oldu? Erkek meme kanseri hasta mı oldu? Son 10 sene içerisinde hiçbiri 2. seneyi çıkartamadı. Öldü maalesef. En az 10 bin kişi izleyecek. 10 bin kişi. 10 bin kişi içerisinde maalesef, yani şaka gibi gelebilir ama 1000 civarında kişi meme kanserine yakalanacak ömrü boyunca. Efendim hanımlar, ekran başına meme kanseriyle ilgili tıbbın gelmiş olduğu noktayı ve acaba neler olduğunla ilgili, ya benim nasıl yokluyorum falan, hep böyle vardır ya meme kanseriyle ilgili hocam. Efendim Profesör Doktor Tarık Zafer Nursal Beyefendi'ye bugün sorulmadık hiçbir şey kalmayacak. Meme deyip geçmeyin efendim, yalnızca süt haznesinden ibaret değil. Hocam. Meme kanseri gerçekten, yani böyle ben sohbetimizi eğlenceli hale getirmek istiyorum ki insanlar da izlesin. Biliyorsunuz ki böyle kasvetli şeyleri insanlar izlemiyor ama biraz eğlenceli hale getireceğiz. Bazı sorular soracağım. İnsanların da çok kafasında olacak sorular. Mesela benim kafamda şu var hocam. Türkiye'de 100 kadından kaçı meme kanseri? Çok... İyi bir soru. Çünkü çok yaygın görülüyor. Her 8 kadından biri ömrü boyunca meme kanserine yakalanacak. Yani orantı yaptığımız zaman 8'de 1, %10, %15, %15'lere falan tekabül ediyor. %13-14 meme kanseri olacak. Olacak. Dünyada. Potansiyel yani, evet, değil mi hocam? Evet, olacak. Hocam meme kanseri neden olur? Yani memenin işlevini kullandırmıyor muyuz diye olur. Yok, o da güzel bir soru aslında. Ona da geleceğim ama öncelikle kadın olmak bir risk faktörü. Çünkü kadınlık hormonları bu meme dokusunu sürekli uyarıyor, bombardıman ediyor. Ve o değişimlerde meme kanserine zemin hazırlıyor. Meme olmayınca meme kanseri de olmaz. Temel peki, kural. Peki hocam, hani şey vardır ya, mesela çok iyi bakalım, sağlıklı yaşam yapalım. Şimdi meme kanserinin ondan beslenirken hani çok kullanılıyor diye mi oluyor bu? Yok. Değil, o da değil. Olmuyor. Peki yani, hocam. Mesela... 10 çocuğu olan şeyleri sorarlar bana mesela. Ya hocam... mesela Güneydoğu bizim... Anadolu'da, Doğu Anadolu'da kadınların 13-15 çocuğu bile oluyor. 10 sene, 15 sene emzirmiş. Onlarda da risk var. Ha, var. Var, yani, var. Yani süt haznesiyle falan alakalı bir şey değil yani. Yani süt üreten dokunun kanseri. Peki sonuçta. Bir soru daha hocam. Menopoza girmiş bir kadın riski arttırıyor mu? Artar. 50 yaş üstünde risk daha fazladır. Çünkü doğurganlık döneminde o hormon bombardımanına maruz kaldığı için meme dokusu doğal olarak kümülatif, yani birike birike risk kümülatif artar. Kümülatif ne hocam? Birike birike. Birike birike artar. Yani
o hücre, kanser hücresi çoğalmakla ilgili. Hücrelerin zaman içerisindeki değişimi bir süre sonra artık kansere dönüşebilir. Bunu şöyle anlatıyorum ben kişilere, kadınlara, hastalara. Kanser birdenbire olmaz. Yani şimdi burası 3 katlı bir bina, değil mi? 4 katlı bir bina. 4. kata buraya ulaşmak için bile önce her katı geçmek zorundasınız. O hücreler zaman içerisinde değişim geçirerek bu 4. kata ulaşıyor. Birdenbire olmuyor. Yani aç kanser, kapa kanser yok diye bir şey yok. O hücre değişimleri zamana yayılarak ilerliyor. O yüzden yaş ilerledikçe hücrelerin değişimi üst üste birikerek bu sonuca neden oluyor. O nedenle de bizim tabii ki erken yakalamamız lazım. Erken yakalamak için de tarama testleri, erken muayene etmek. Tarama testi nasıl oluyor hocam? Tarama... MR mı? Yok, MR'ın çözünürlüğü düşük. Bu o, daha mı yüksek bir şey? Şöyle, en önemlisi tarama testinin mantığı şu. Hemen hemen herkese uygulanabilir olmalı. Ekonomik olmalı. Çünkü bütün toplumu uygulayacaksınız. Yaygın görüldüğü için bu hastalık. Atıyorum, Türkiye'de minimum 20 milyon kadına uygulanacak. Tabii. Yetişkin tabii, kadına. Tabii. Her yıl mı uygulanmalı hocam? Şöyle öneriyoruz. 20 yaşından itibaren her kadın bir kere doktor muayenesine gitmeli. Tamam. Ondan sonra senelik ya da 2 senede bir muayeneye devam etmeli. Kendi kendine muayene etmeyi öğrenmeli. O çok çok önemli. Hı-hı. Her ay. Ve 40 yaşından itibaren de kendi kendine muayene, doktor muayenesinin yanında mamografi eklenmeli. Peki, o mamografiyle alakalı hocam, çok yüksek paralar mı bunlar? Hayır. Devlet karşılıyor mu? Devlet karşılıyor. Yani devlet hastaneleri de bu hizmeti tabii, veriyor. Tabii. Evet. Keten var mesela, kanser tarama merkezleri var. Biliyorum devletin hocam, ücretsiz başkanını sunduğu da bir hizmet. Etmiştim. Evet. Ücretsiz sunduğu hizmet. Yani tarama testinin zaten mantığı bu. Bu devletin yükümlülüğünde olan bir şey. Ha, özel bir hastaneye giderseniz mamografi yine çekilir. Ama orada... Çok yüksek para mı hocam? Hayır. Değil yani. Yok. Ucuz artık. Hayır, yani hayır. İnsanların yani büyük paralar ödeyerek hayır. Hani o 1,5 milyon, 2 milyon yok. Vesaire deli paralar değil yani. Toplasanız belki 150-200 liradır. Liraya yani. Yapılabiliyor. Tabii. Ama kanserde en fazla meme kanseri midir hocam? Kadınlardaki en fazla kanser tipi meme kanseri. Meme kanseri. Kadında. Peki hocam hani kadınlar memelerini aldırıyor. Ve eskiden çok kötü bir durumdaydı. Bir memesi var kadıncağızın, bir memesi yok ve üzgün, eşinle ilişkiye giremiyor, utanıyor, yıkanamıyor, denize gidemiyor falan filan. Peki bu süreç artık alınırken silikon tabii. Konularak zannediyorum. Tabii çözümü var artık. O risk ortadan kalktı mı yani evet. Psikolojik anlamda ben, söylüyorum. Ben bu tür konuşmaları çeşitli gruplara yaptım. Yani ne bileyim ilkokuldaki öğretmenlere yaptım. Çeşitli sivil toplum örgütlerine bu tür konuşmalar yaptım meme kanseriyle ilgili ve onlara söylediğim en önemli şey artık hiçbir kadın kanser nedeniyle memesini kaybetmek zorunda değil. Hastaların yarısına meme koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Yani sadece hastalıklı doku ve çevre sağlıklı dokudan ameliyatını yaparak kurtarabiliyoruz. Geri kalan yarısında memenin hepsinin alınması gerekiyor. Yani meme dokusunun boşaltılması gerekiyor. Ondan sonra protez. Öyle bir durumda da aynı kere mi ameliyat oluyor hocam? Hayır. Bir kere de yapılıyor bir mu? Bir kere de bitiyor. Peki. Artık. Bir şey daha soracağım hocam. Meme kanseri de diğer kanserler gibi diğer başka organlara sıçrıyor mu? Sıçrayabilir. O yüzden erken yakalamak önemli. Erken yakalayabilirsek o tarama testlerinden bahsettik ya. Erken yakalayabilirsek evre 1, evre 2'de yakalayabilirsek başarı şansı %95'lerin üzerinde. Ama geç kalınırsa işte o evre 4 dediğimiz artık metastaz yani diğer organlara sıçrama durumunda maalesef yarıdan fazlası 5 sene içinde ölüyor kadınların. O nedenle erken yakalama, o nedenle tarama çok önemli. İşimiz o. Peki hocam bir şey daha soracağım. Erkeklerde meme kanseri oluyor mu? Olur ama çok çok nadir. Her 100 kadın meme kanserine karşı sadece bir erkek meme kanseri olur. Yani oran %1'dir. Ama erkeklerde olduğu zaman çok daha saldırgan seyrediyor. Yani çok hızlı yayılabiliyor. Maalesef benim 5 ya da 6 tane erkek hastam oldu. Erkek meme kanseri hastam oldu son 10 sene içerisinde. Hiçbiri ikinci seneyi çıkartamadı. Öldü maalesef. Ne çok diyorsun? Hızlı. Daha ağır geçiriyorlar. Çok daha hızlı, çok daha peki, ağır geçiriyor. Peki trans bireylerde hocam? Hayır yani çünkü meme dokuda trans bireyler için konuşalım. Erkekteki risk neyse trans bireylerde de o. Değişen yani bir şey yani onlar da baktırması lazım. Yani tabii, tabii. Silikonluyum diye vesaire değil. Doku, burada doku zaten sorun. Ama
erkeklerin tarama testine gitmesine gerek yok. Bir şikayet olursa gitmesi lazım. Çünkü trans bireyler için de aynı şey geçerli. Yani meme dokusu hem inaktif hem küçük olduğu için bir şikayet anında bekliyoruz biz erkekleri. Hocam şimdi tersi saralım soralım. Peki lezbiyen olup yani kadından erkeğe geçişteki trans bireyler memelerini aldırıyor. Kanser oranının riskini arttırıyor mu? Düşürüyor. Çünkü meme dokusunu kaldırıyorsunuz. Meme dokusunu kalktığı zaman doğal olarak oransal olarak da kansere yakalanma riski düşer. Bu bir gerçek. Hatta şeyi bilirsiniz, bu Angelina Jolie etkisi vardır. Yüksek riskli kişi her iki memesini boşaltıp protez yerleştiriyor. Zaten ondan sonra bu kanser koruyucu cerrahiler gündeme geldi. Ters soru için yani söylüyorum. Yani şunu söylüyoruz hocam. Eğer yüksek bir risk varsa o taramada, onu görüyorsanız siz, şunu öneriyor musunuz? Meme dokunuzu alıp silikon koymamız lazım. Yoksa bu doku kansere dönüşecek diye. Yüksek olasılıkla söyleyebildiğimiz gruplar var. Hocam niye o zaman şey yapmazsınız? Gen testi önemli. Niye o zaman, yani yanlış anlamayın ama mesela hastaneler niye şunu yapmazlar hocam? İnsanlara özel hastanelerde günde atıyorum tarama ile ilgili bir bölüm ayırsalar, 100 kişiyi bedava tarama yapsalar, o insanların içerisinde yüksek riskli olanları devlet-i umumimize söyleseler, Sağlık Bakanlığı bütçesinden bir kısım karşılanarak bir kısımda ailenin kendi bütçesinden hareket edip, yani Türkiye'deki ölüm oranları ve en büyük kanser dünyadaki meme kanseri olduğu kadınlarda bilinmiyor. Meme kadınlarımızın kanseri da çok hassasiyeti olan bir konu bu. Böyle bir komplike bir çalışma neden olmaz? Vallahi Seyhan Hanım, aslında devletin tarama konusunda desteği tam. Öyle yani mi? Evet, yani mamografi işte dediğim gibi 40 yaş üstünde her kadına sağlanıyor aslında. Benim derdim... Peki ameliyatı karşılıyor mu devlet? Devlet hastanelerinde karşılıyor. Ama peki özel hastanelerde fark destek vererek veriyor mu? Tabii ki. Bütçe veriyor. Tabii ki. Tabii. Atıyorum. O konuda devletin desteği yani, değil. Hocam şunu size sormak isterim. Hastalarınız içerisinde yabancı artık sağlık turizmi çok inanılmaz derecede Türkiye'ye akın akın geliyorlar. Sizin de yabancı hastalarınız var değil mi? Genellikle hangi ülkeye? Valla Türkiye açıkçası bu konuda yıldız oldu diyebiliriz. Oldu mu hocam? Oldu. Çok yani mantıklı. Uzak doğuda mesela Tayvan gibi, Bangkok gibi, işte yani Hong Kong'ları kastederek söylüyorum. Bir de galiba o bölgede Singapur galiba. Singapur iyiymiş. Ama yani Avrupa'da bu civarda 4-5 tane ülke iyi bu konuda galiba değil mi hocam? Valla Türkiye başı çekiyor. Öyle çünkü mi? Çok iyi. Bir kere gerçekten ekonomik anlamda da arada büyük fark var. Ama en önemlisi kalite. Şimdi zaten bu Covid salgınında gördük, bu pandemide gördük. Sağlık çalışanlarımız bizim, hekim, sağlık ordumuz diyelim, hemşireler, yardımcı sağlık personeli gerçekten çok iyiler. Yurt dışıyla kıyas kabul etmeyecek kadar iyiler. Yani hükümetin, mevcut olan iktidarın bugüne kadar gelmiş olan tüm iktidarlarınla verilmiş oldukları bu sağlık hizmetini, her şeyini eleştirebilirsiniz iktidarla ilgili. Ben herkese söylüyorum. Diyorlar ki insanlar bana, partizan bir düşünceyle mi yaklaşıyorsun, Tayyip Beyci misin falan değil. Hayır, ben devletçi bir insanım ve vatandaşımıza sağlıkla ilgili inanılmaz güzel şeyleri sunmak için mücadele ediliyor ve sağlık acayip iyi. Organizasyon çok iyi ama şunu hemen altını çizmek lazım. Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok yoruldu. Çok özveride bulundu. Yani onların desteklenmesi hocam, lazım. Bu dayak hikayeleri ne oluyor? İşte. Yani dark adam yani, giriyor, dövüyor yani. Cezası yok ki. Şimdi var ama hocam. Ağır ceza. Ya, inşallah uygulanır. Artık 5 yılda 10 yıl arası i̇nşallah yargılanıyor. Uygulanır. Yani adam orada anası ağlamış, 18 saat çalışmış, 8 saat orada nöbet odasında uyumaya çalışıyor. Adam 8 aynen saat, oradan birisi geliyor pataküte. Rezalet. Olacak iş değil. Hadi ama siz git gidin, bir azaldı gibi yapın hocam bu. İnsanlar çok kamuoyuna yansıdıktan sonra bu olayları ve ağır cezalar alınca biraz azaldı gibi. Bu çok vallahi çirkin bir davranış tabii ki. Bence henüz azalmadı Seyhan Hanım. Öyle mi? Daha ciddi tedbirler lazım. Yani çünkü sağlık çalışanları çok çok
önemli. Siz de tanık oldunuz. Yani çok bu pandemi döneminde var. Bir sürü profesör arkadaşım var. Çok, bu olaydan müzdarip. Benim mesela başka bir meslek dalında ortopedi bir doktor. Adamın birinin karısı ayağını kırmış. Hastaneye götürüyor hocam. Adam da profesör. O gün de şans eseri orada hastalarını geceleyin şeye gitmiş. Ne diyeyim? Görmeye, vizit yapmaya gitmiş. O gün orada gelince adamcağızla ilgileneyim demiş hani. Hocam demişler böyle böyle bilmem ne falan. Adamın kafası iyi, adamı dövmüş. Hani çok kırık çıkık bir şey de yok. Hocanın ama dayağı yemiş, kaçıp atlamış adam. Ve adam mahkemelik. Adam orada kadın karısının ayağını yaparken adamın kaşını yarıyor ya. Yani. Bu saçma sapan bir şey ya. İşte maalesef. Ama şimdi sağlık turizmine geri dönecek olursak hızlıca. Gerçekten sağlık personelimiz, hekimlerimiz yetişmiş, çok çok iyiler yurt dışına göre. Fiyatlar da ekonomik yurt çok dışına hocam, göre. Yani dörtte bir rakamına Türkiye'de mi? Bir obezite ameliyatı oluyor. Tabii. Yani yurt dışında bir obezite ameliyatı 10 bin eurolarda falan uçuyor. Türkiye'de, 7 bin eurolar falan. Türkiye'de her şey çok daha makul. Çok. Sağlık sektörü için söylüyorum. Ve belki de bu konuda hem özel sektörün hem devletin ciddi yatırım yapmaya devam etmesi lazım. Çünkü bu konuda iyiyiz. Yani çok ülkemize iyi. Sağlık turizmi gerçekten bir anlamda da finansal motor olabilir. Çok. Çok önemli. Bu, herkesin bunun üstüne şu biraz an, düşünmesi şu lazım. Şu an yani. 2 milyar dolara bulmuşuz hocam yıllık. Oo, bilmiyorum. Rakamları bilmiyorum. Çok önemli bir rakam. Tabii ki 100 milyarlarca dolar değil ama... Yani Tayvan'da bu işe böyle başladı. Tayvan'ın kaç paraymış biliyor musunuz hocam? Bilmiyorum. 70 milyar dolarlık tıp sirkülasyonu varmış. Çok, çok. 70 milyar dolar. Elektronikten sonra 2 numarada estetikmiş. Estetik. İşte mide ameliyatı vesaire, ıvır zıvır bilmem ne. Tayvan'da böyle deli bir döngü varmış. Bütün Çinliler bile oraya gidiyormuş hocam. Hintliler hepsi ama oraya gidiyor. Ama şey, şimdi devlete de haksızlık yapmamak lazım. Sağlık turizmi yapan şirketlere, hastanelere destek veriyor. Yani, öyle mi? Tabii. Ekonomik anlamda Ekonomik anlamda vergi indirimleri var. Öyle mi? Tabii, vergi indirimleri var. O yüzden hani bu iş Türkiye için iyi. Onu net yani sağlık turizmi normal turizmle dengelenecek gibi neredeyse. Yani umarım öyle olur. Çok popüler hastaneler falan açılıyor. Tabii, tabii. Hastaneleri beğeniyor musunuz hocam artık? Beğeniyoruz. Değil mi? Çok güzel yani. Eskisi artık gibi değil. Otel gibi hocam artık. Tabii. İnsanlar psikolojik olarak da bir bakıyorsun 5 yıldız otelde yatıyor yani gibisiniz. Bizim asistanlık dönemimizde koştu. Siz hangi koştu. Hastanedesiniz hocam? Şu anda mı? Görev yapıyorsunuz. Şu anda özel Emsey hastanesindeyim. Emsey. Kurtköy'de miydi bu? Kurtköy'de. Çok popüler de bir hastane. Evet, kendi bölgesinde kendi ve bölgesinde. Sağlık turizminde çok iyi. Hastaların herhalde 1/3'ünden fazlası yabancı şu an. Yabancı. Nereden, hangi ülkelerden hocam? Daha Rus çok Musma? O CIS denilen, SIS denilen şey, işte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Türkiye Doğu Cumhuriyetlerinden. Avrupa, Türkiye Cumhuriyetlerinden, Romanya'dan, Afrika'dan. Afrika'dan daha iyi hasta geliyor. Katar'dan. Süper. Yani iyi bir organizasyon var. Kaç yataklı bir hastane hocam bu? Toplam yoğun bakımlar dahil 240 kayıtlı. Patronajların içerisinde doktor var mı? Yok. Yok mu? Yok. Evet. Ama şimdi şey de yapıyorlar hocam. Mesela 6 doktor, 8-10 doktor bir araya gelerek hastaneler kuruyorlar. Ya acayip çok hastane var artık. Vallahi o her semtte var yani güzel güzel hastane. Seher Hanım, çok ortaklı ve hatta doktorların da fazla ortak olduğu hastanelerin ben işleyişini çok iyi bulmuyorum. Öyle çünkü mi? Bu profesyonel bir iş. Yani şimdi o tür ortakla yapılarda... İşletme gibi düşünmek lazım değil mi? Evet. Anonim şirketi yönetmek. Aynen. Yani doktor işini yapsın evet, diyorsunuz. Evet, yönetim kurulu olur ama tutup oradaki doktor ya bu böyle olsun, şöyle olsun olmamalı. Yani orada bir yönetici, profesyonel yönetici olur. O yönetim. Ha, sahibi bile olabilir ama yönetim başka birinde. Yönetim başka birinde olmalı. İhale. Çünkü doktor hissi davranabilir. Kendi payı varsa özellikle hastanede o işlerin iyi yürüdüğünü görmedim. Malzemeden mi kaçar hocam? Kaçmaz da karışır. Karışır peki. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Erkeklerin bu süt haznesi var mı? Var ama inaktif. Bir şey söyleyeceğim. Benim bir erkek arkadaşımın yani sevgilimin değil, erkek arkadaşımın memesinden süt, böyle bezesinden süt gibi geliyor. Öyle mi? Mutlaka muayene etmemiz lazım. Aa. Mutlaka. Gelsin hemen bu hafta içinde. Ama 8-10 yıldır geliyor. Mutlaka muayene edelim.
Aa. Tabii. Tehlikeli. Şimdi ha, meme başı akıntısı da çok önemli. Madem hani o konuyu söylediniz. O ne hocam? Şimdi meme başı akıntısı kadınlarda da çok olur. Kendiliğinden... Yani süt gibi geliyor değil mi ama hocam? İşte süt değişir. Değil ama değişir. Yani kadınlarda mesela gebe kalmadan da süt gelebilir. Belli bir hormon uyarısıyla olabilir erkekten bu. Erkekten nasıl geliyor hocam? İşte muayene etmemiz lazım. Bir görelim. Nedir mesela gelen? Bence süt değildir o. Bana sorarsanız süt kanallarının içerisinde... İltihap. İltihap da olmayabilir. Şimdi süt kanalları var biliyorsunuz. Süt kanalları kendi sıvısını salgılıyor. Kendi sıvısı az miktarda olduğu zaman sorun yok. Meme başında bir tıkaç olduğu için akmıyor. Ama o salgılanan miktar çok olursa veya mesela nasıl süt kanalı iyice genişlenirse sıkıya memesini şık diye karşıya fırlıyor. Mutlaka muayene edelim. Kanser midir? Sanmam ama görmemiz lazım. Ama ne deniyor? İşte süt kanalları genişlemiştir. İçinde birikiyordur o. Herif emzirecek neredeyse hocam. Onu görelim. Meme başı akıntısı çok önemli bir bulgu kanser için. Eğer özellikle kırmızı kan, kanlı meme başı akıntısı varsa kadınlar için söylüyorum. Mutlaka hemen doktora gelsinler. Ama hiçbir şikayet olmasa bile en başta konuştuk. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Yani şimdi stüdyoya gelirken dışarıda bekleyenleri gördüm. Yaklaşık içeride herhalde 13-14 kişi var. Bunlardan bir ya da ikisi meme kanserine yakalanacak. O nedenle bir şikayet olmasına gerek yok. Hiçbir şikayet olmasa olmadan bile yapılması mutlaka lazım hocam. Kontrole, muayeneye gelmesi hocam, lazım. Hocam bir soru daha size. Meme kanseriyle ilgili teşhis koyduğunuz rakam. Yani X rakam, rakamsal şey konuşulmaz tabii ki. Bir doktor bir konuşmaz yani. Hep sorarım kaç para kaç para bilmem ne. Biz söylemeyiz öyle şeyler derler. Onun için de size böyle bir şey gelmiyor. Ama soru şöyle geliyor. Meme kanserine gelen biri hocam. Baktı ki memede kanserle ilgili bir oluşum oluşacak. Bunu bir silikon ameliyat parasıyla mı yapılıyor? Yani diyelim ki ikisi de değişti. Silikon bedeli mi yoksa orayı temizleme ekstradan bir bedel ödenir? Ekstra bir bedel ödenir. Bir de çıkan dokunun da patolojiye gitmesi lazım. Öyle mi? Tabii mikroskopta incelenmesi lazım. Çünkü o ameliyatı yapıyorsak biz belli bir risk faktörü var diye yapıyorsak eğer gerçekten çıkan dokuda patoloji örneklemesinde çıksa ne olacak kanser hocam ondan sonra? Çıkar. Çıksa tedavi alacak ona göre. Tamam temizlendi ama ha, tamam. O yüzden sadece silikon protez yerleştirme gibi düşünmeyin. Temizleyemiyoruz. Olmuyor. Yani içinin temizlenmesi hocam, özel rahim kanseri ameliyatı yapıyor musun? Yok, rahim kanseri yapmıyorum. Kadın yani doğumlu. Jinekologlar yapıyor. Aynen. Jinekolojik onkoloji. Yani mesela herkesin kendi alanlarıyla ilgili mesela siz bir cerrahsınız, genel cerrahsınız. Yapmış olduğunuz obezite cerrahında da çok popüler bir adamsınız. Meme kanseri yapıyorsunuz. Burun falan? Burun yapmıyorum. Burun yapmıyor. Neler var? Neler kapsıyor hocam sizin? Mesela tiroid bezi, guatr ameliyatı. Burada. Evet, şu bölge. Meme çok ilgilendiğim alan. Karın içi organların böbrek dışında hepsi. Yani karaciğer, dalak, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak. Çünkü gastrit bypasslar vesaireler de yapıyorsunuz. Tabii. Biliyorsunuz tabii. Gastrit bypass en ağır kilolu olanlara yapılıyor. Onun bir altı tüp mide ameliyatı yapılıyor. Onun bir altı mideye balon takılıyor. Onun bir altı da mide botoksu. Hocam mide botoksunu çok tasvip eden doktorlardan değil. Onun için diyor ki mide balonu evet 15 kilonuz varsa mide balonuna gider. Eğer ki 40 kilonuz varsa 30 kilodan yukarıya tüp mide gerekli. Gastrit bypass'ta 150 kilodan aşağı yapmam diyen doktorlardan bilginiz olsun. Çünkü tırnak içinde bazı doktorlar 15 kiloyla sizi gastrit bypass yapıyorlar. Maalesef sıkıntı yaşanıyor. Bunu da söylemeden altını geçmeyeceğim. Hocam bir şey daha soracağım. Meme kanseri ile ilgili tanımalara mamografi yapıldı, gitti, işte bilgi alındı. Yıkılıyor mu bir kadın? Yani eyvah gittim, öldüm, bittim falan o psikoza mı giriyor hocam? Kesinlikle morali bozuluyor. O çok net. Kime söylerseniz söyleyin bozulur. Ama şimdi biz işimiz gereği, mesleğimiz gereği, insani değerler gereği hiçbir bilgiyi bir bireyden saklayamayız. Eğer öyle bir tanı konmuşsa onu uygun bir şekilde anlatırız. Bilgi saklayamazsınız. Hem ahlaki değil hem yasal değil. Ama bu bilgiyi verirken çok uygun şekilde verilebilir. Düzgün bir şekilde anlatılabilir. Çünkü çözümü var. Gerçekten günümüzde meme kanseri erken yakalandığı zaman o evre 1, evre 2 düzeylerinde
çözümü var. Kaç evre var hocam? 4 evre var. Tüm kanser tipleri bu şekilde en evrilir. En yükseği 4. Evre 4'tür. Evre 4 artık vücuda yayılmış halidir. Geçmiş olsun. Yani onda da tedaviler var ama tabii ki başarı şansı düşük oluyor maalesef. O yüzden erken yapıyorum. Hocam son bir soru soruyorum. Bu şahsımla ilgili bir soru. Ben biliyorsunuz obezite ameliyatı oldum. Evet. Obezite ameliyatı olanlar neden su içemezler hocam? Ben eskiden 5 litre su içerdim. Şimdi su içemiyorum hocam. Hiç içimden gelmiyor. Neden? İçinizden gelmiyor. Evet. Peki yutmakta bir sorun var mı? Yok. Rahat yutuyor musunuz? Evet. O zaman şey öneririm size. Bir şekilde aroma katmak bu suya. Yani limon olabilir, ne bileyim biraz maydanoz. Hoşuma gitsin olabilir diye arttırmak lazım. Çünkü eski ağız tadı bozuluyor. Yani bu ameliyatlardan sonra gerçekten ağız tadı bozuluyor. Çünkü zihne giden tokluk, açlık hormonları salgılayan kısmı da alındığı için midenin, zihinsel olarak da aslında aç hissetmiyorsunuz ama ağız tadınız bozuluyor. Hocam bize safra vitamin eksikliğiniz var mı? Baktırmam lazım hocam. Geleceğim. Belki ondan da olabilir. Vallahi geleceğim ben sana. Vitamin eksikliğine yemin de ediyorum. Bakalım. Kendimi sizin yanınızda güvende hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki hocam safra kesesinde taş oluşuyor. Obezite ameliyatı olan bireylerin 1/3'ünde safra kesesinde taş gelişir. 1/3 ciddi bir oran. Ama bu sadece obezite ameliyatı ile ilgili değil. Hızlı kilo alan veya hızlı kilo veren her bireyde, yani 1/3'de bir olasılık var. Şimdi bir şekilde spor egzersiz yaptınız ve diyelim ki 130 kilosunuz, 70'e düştünüz. Ameliyatla ilgili değil. Bu şekilde kilo verenlerde de 1/3 oranında safra kesesinde taş görülüyor. Mesele kilo verme ve kilo alma ile ilgili. Sizi ağırlamak çok güzel hocam. Bilmukabele burada olmak çok iyi. Bir kere çok şeker bir adamsın. İnsan kendini çok güvende hissediyor. Kaşeleri de bol bir adamsın. Yani insan bir profesörün yanında, hele sizin gibi pozitif bir adamın yanında meme kanserini de atlatır. Kaçıncı evre olursa da olsun. Çok bir kere çok moral veriyorsunuz. İnşallah yakalanmaz sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz, değerli dostlarım. İnşallah yakalanmaz ama lütfen ihmal etmeyin. Kaç kişi izliyordur bizi mesela, takip ediyordur diyelim. Sizin takipçi sayınız 1 milyon diyelim, değil mi? Örnek veriyorum, bu videoyu zannediyorum 100-150 bin kişi izleyecek. Evet, ben o zaman şu mesajı net olarak vereyim. 100 bin kişi izliyorsa bu videoyu, bunların yarısı da kadın. Kadın derken herhangi bir şey sınıflama orantı için söylemiyorum yani. Meme dokusuna sahip. Yani konuyla ilgili en az 10 bin kişi izleyecektir. 10 bin kişi. 10 bin kişi içerisinde maalesef, yani şaka gibi gelebilir ama 1000 civarında kişi meme kanserine yakalanacak ömrü boyunca. O yüzden lütfen, lütfen, lütfen taramaları, kontrolleri, hiçbir şikayet olmasa bile mutlaka, mutlaka doktorunuza gidin diyorum ben. Şeref verdiniz programıma. Çok keyifli bir adamsınız. Sağ olun. Hem hekim olarak çok bilgili ve keyifli sohbetiniz oluyor. Hem de şahsiyetinizle ilgili de sizinle dost olmak da bize şeref veriyor. Çok sağ olun Sayın Hanım. Burada olmak gerçekten keyifli. Sağ olun. Efendim, hepinize görüşmek üzere. Meme kanserinle ilgili hanımlar, biraz böyle hocamızı gırgır şamata yaptım ki sohbetteki soruları sizler daha dikkatli izleyin. Daha çok izleyicimiz olsun diye suçu ihsan eylediysek affola. Allah'a emanet olun. Sevgi saygılar.